Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinde neler oluyor diyeceğiz birlikte. Elbette rakamlarla, uzman yorumlarıyla, haberlerle konuşacağız. Yoğun bir gündemimiz var. Bu hafta aslında veri gündemi de yoğun. Dolayısıyla piyasalarda da hareketli ve belki de oynak olmasını beklediğimiz bir haftayı yaşıyoruz. Önce piyasalara bakalım. Gelsin rakamlarımız. Borsa İstanbul'u nerede bıraktık ve yeni günde kur cephesinde nasıl bir seviye var? 5096 puan Borsa İstanbul. İstanbul'un son kapanış seviyesi BIST haftanın ilk işlem gününü kayıpla kapatıyor. %1,84'lük gerileme var. Bir önceki haftanın tamamında da düşüş gösteren Borsa İstanbul'un yılın başından bu yana gerilemesi ise %7,5'a ulaştı. BIST cephesinde kayıp serisi devam ediyor. Üst üste 6 işlem gününü kayıpla tamamlamış oldu geçen haftadan bu yana baktığımızda. Az sonra konuşacağız. Borsa İstanbul'da bu seyir devam eder mi? Yükseliş için ne gerekli? Bugün için ne bekleriz diyeceğiz. 18.80 dolar TL'de son seviyeye işaret ediyor. Halihazırda ekranlarınızdaki rakamlar anlık değişimleri gösteriyor ve dolayısıyla bu yüzdelik de yani %0,10'luk çıkışta dolar TL'deki anlık primlenmenin bir göstergesi. 20.38 Avro TL. Avro TL'de de sınırlı bir yukarı yönlü hareketle yeni sabahta okları yeşilde buluyoruz. Altına bakalım. Ons altında 1913 dolar var. Altın cephesinde de yine o anlık değişim geri çekilmeye işaret etse de genel olarak altın cephesinde bir yükseliş trendi olduğundan bahsetmek mümkün. Altın da az sonra detaylandıracağımız veriler arasında olacak. Ama bu genel tabloyu biraz yatırımcı açısından ne kazandırdığıyla değerlendirelim. Ekranlar da geldi. Bir yatırımcı yılın başından bu yana 10 bin lirasını farklı finansal enstrümanlarda değerlendirdiğinde ne kadar kazandı ve elbette ne kadar kaybetti diyeceğiz. Listenin başında altın yer alıyor. Altın cephesi yaşanan küçük geri çekilmeye rağmen en çok kazandıranlar listesinin başında. 10 bin liralık bir birikim burada 10.584 lira olmuş gözüküyor bir aylık bir performansa baktığımızda. Döviz cephesi bu listenin ikinci sırasında. Listede Avrupa biraz daha belirgin şekilde kazanç getirmiş gözükse de aslında hem dolarda hem de avroda keskin bir getiriden bahsetmek zor. 176 liralık bir getiri avro sağlarken dolarda bu 54 lira düzeyinde yatay bir görünüme işaret ediyor. Ve Borsa İstanbul 2022 yılında %200'e yakın kazandırmış. O sene boyunca da sizlerle paylaştığımız bu tabloda en çok kazandıranlar listesinin en başında yer almıştı. Aralığın son haftasından itibaren yaşanan bir geri çekilme süreci var. Yılın ilk işlem gününe iyi başlasa da hemen arkasından oldukça oynak ve satış ağırlıklı bir süreç geçti. İşte o süreç rakamlara böyle yansıyor. 10 bin liralık bir birikim halihazırda Borsa İstanbul'da 9.250 liraya gerilemiş gözüküyor. Ama elbette sizlerle paylaştığımız Borsa İstanbul'daki bu son rakam hisse seçimine bağlı olarak değişebilir. Kârlar ve kazançlar bu ortalama yükselişe göre hesap edilmiş bir rakamla sizlerle paylaştık diyelim. Rakamlar bir virgül koyalım. İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Sayın Coşar günaydın. Hoş geldiniz programa. Günaydın. Hoş bulduk. Size de yayınlar. Sağ olun. Şimdi genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Bu hafta kritik. Merkez Bankaları haftası. Hem ABD Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası hem İngiltere Merkez Bankası'nı bekliyoruz. Biraz daha sanki iyimser bir bekleyiş var Fed'in yumuşamasına dair diyeceğim ama hem sizin yorumunuzu soracağım hem de bu çerçevede biz bu beklentilerle beraber oynaklığın yüksek olduğu bir hafta mı geçiririz? Şu anda öyle gözüküyor. Hem yurt dışı piyasalara hem de yurt içi piyasalara bakarsak bu hafta oynaklar yüksek olarak başladık. İşte yurt dışı borsalarda sınırlı olsa satışlar söz konusu. Sebebine gelince bu hafta dediğiniz gibi merkez bankaları haftası. Fed var. Fed'in 25 bas puan faiz arttırması bekleniyor. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları var. Avrupa Merkez Bankası'nın ve İngiltere Merkez Bankası'nın da 50'şer bas puanlık faiz arttırması bekleniyor piyasa tarafından. Yani merkez bankaları haftası. Dolayısıyla volatil bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim. Bu kapsamda hem Fed'in faiz arttırım beklentileri hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırım beklentileri yurt dışı piyasalarda bir miktar satış olduğunu görüyoruz. Ama burada önemli olan daha çok tabii ki Fed yarın akşamki toplantı ve karar metni. Özellikle karar metninde FED üyelerinin gelecek dönem faiz beklentileri, enflasyon beklentileri ön plana çıkar. Bunlarla alakalı gelişmeleri izliyor olacağız. Ama şu an için yurt dışı piyasalarda hareketli bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim.
Borsa İstanbul konuşalım. Aslında biraz önce tabloyu özetlerken bir süredir böyle bir satış baskısı olduğundan bahsettik ama sanki tepki yükselişlerini dahi göremediğimiz, biraz böyle geri çekilmenin belirgin olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla soru, Borsa İstanbul'da yeniden o rekor seviyeleri görür müyüzken bir yükseliş olacak mıya döndü? Yeni günde ne bekliyorsunuz diye kısa vadeli bir soru soracağım ve tabii biraz daha orta vadede biz Borsa İstanbul'da bilanço döneminde olduğumuzda düşünürsek yukarı yönlü harekete, trende yeniden gider miyiz? Şöyle söyleyeyim, Borsa İstanbul 5700 seviyesine yaklaşık olarak zirveyi görmüştü. Oradan zaten konuşuluyor, düzeltme gelir mi, kar satışı gelir mi derken 4700'e doğru bir düzeltme geldi. Daha sonra dengelendi. Ama görünen o ki düzeltmenin ve dalgalı sürecin bir süre daha devam ettiğini ve devam edeceğini görüyoruz. Dediğiniz gibi işte bilanço dönemi başladı. Hisse bazlı ayrışmalar olabilir. Ama genel duruma, endekse bakarsak eğer bir miktar aşağı doğru bir düzeltme hareketinin şu anda yaşandığını görüyoruz. Sınırlı da olsa, çok abartılı bir hareket söz konusu değil şu an için. Ama hala devam ediyor. Aşağıda 5000-5050 seviyelerinde 200 günlük hareketli ortalama var. Burası bir sınır. Buraya doğru hareket edebiliriz. Burası aşılırsa da aşağıda geçtiğimiz haftalarda görülen 4700 seviyesi, destek seviyesi. Buraya doğru hareketler olursa benim için sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ha, düzeltme hareketi bittikten sonra, yeni bilanço açıklandıktan sonra Borsa İstanbul tekrardan yukarı doğru toparlayabilir. Orası ayrı. Ama şu anda kısa vadeli bir aşağı doğru düzeltme hareketi görüyoruz. Bunun da sebebi malum. İşte 2022 yılında iki kattan fazla yükselmiş bir borsa var. Çok yükselen bir finansal ürünle düzeltme yapması, kar satışı gelmesi doğaldır diye bu konuda doğal karşılıyorum bu durumu. Bu açıdan şu an Borsa İstanbul'da bir düzeltme aşamasındayız ve bir miktar daha devam etme ihtimali yüksek diye söyleyebilirim. Hisse bazlı ayrışmalardan bahsettik. Şimdi burada bir bilanço dönemi var. Dolayısıyla o ayrışmaları ona göre mi takip etmek gerek? Şimdi bütün bunları konuşurken çok fazla yeni yatırımcının da gelmiş olduğu bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Üstelik bu yeni yatırımcıların pek çoğunun da finansal okuryazarlık noktasında sıkıntılı olduğunu belki söylemek mümkün. O nedenle bu yaşadığımız süreç belki biraz da yeni yatırımcı için ürkütücü. Dolayısıyla hisse bazlı ayrışmayı neye göre buluruz? Yeni yatırımcı hisse seçiminde neye dikkat etsin? Hangi sektörler daha cazip denebilir? Tabii yeni yatırımcılar bu sene geldi. Rekorlar kırdık yatırımcı sayısı bandında. Borsa İstanbul tarihi zirveleri gördük. Şu önemli, eski yatırımcılar veya daha önceki fiyatlarda, 2022'lik fiyatlarda daha düşük fiyatlardan maliyet yapmış yatırımcı açısından çok bir durum söz konusu değil. Ancak yeni gelip de daha yüksek seviyelerden satın alma yapmış yatırımcı açısından önemli bir durum. Şu anda bulunduğumuz durum, düzeltme aşaması. Birincisi, panik yapmaya gerek yok. Yani Borsa İstanbul her zaman aşağı doğru bir düzeltme yapar yükselişlerden sonra. Daha sonra da yukarı yönlü hareketin devam eder. Bu yani Borsa İstanbul'da işlem yapacak yatırımcıların bu düzeltme hareketlerine karşı hazırlıklı olmalarında fayda var. Bilinçli olmalarında fayda var. Bir kere bunu söyleyebilirim. İkincisi, seçici olmakta fayda var. Geçen sene işte ne alsanız yukarı doğru gidiyordu Borsa İstanbul'dan. Bu sene öyle bir durum yok ve muhtemelen de olmayacak. Seçici olmakta fayda var bu açıdan. Aracı kurum raporlarını ve tavsiyelerini dikkate alabilirler. Üçüncüsü, çeşitlendirme, sektörel çeşitlendirme yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü mevcut konjonktürün sektörlere yansımaları farklı. Sektörde özellikle yansımaları, etkileri farklı. Bütün hisse portföyünü tek bir sektörde, tek bir hissede değil de yaymak gerekir diye düşünüyorum. Belli başlı sektörle tavsiyeler dahilinde. Bir de bütün paralarını, bütün portföylerini sadece hisse senetlerine koymaları da şu konjonktürde bence uygun olmaz. Diğer yatırım ürünlerini de değerlendirmeli lazım. Yani seçici olmak ve çeşitlendirme yapmak şu anda bu ortamda elzem gibi gözüküyor. Yani geçen sene daha iyi bir ortam vardı. Ne alsak yukarı gidiyordu. Bu sene dediğim gibi daha dikkatli olması gereken bir sene gibi gözüküyor. Yatırım araçlarında bir çeşitlenmeden bahsettiniz. Tam burada belki biraz altını konuşmak lazım. Geçtiğimiz sene boyunca biz Borsa İstanbul'un yükseliş sebeplerini sıralarken alternatifsiz olduğunun da altını çizerdik. Bu da biraz galiba değişti. O alternatif ne olabilir diye soracağım. En güçlü adaylardan biri belki altın. Müsaadenizle önce rakamları paylaşacağım.
Altın cephesi gelsin. Ons altını sizlerle paylaşmıştık. 1900'ün üzerinde bir seyri vardı. Arada küçük geri çekilmeler yaşansa da ons altında belirgin bir yükseliş hareketini gördük. 157 gram altın. Altın cephesinde aslında daha çok ons etkili. Dolayısıyla onstaki o geri çekilmelerin de yansıması ekranlarınızda. 1178'ler civarında bir rekor kırdıktan sonra gram altında da bir geri çekilme var. 1892 çeyrek altının son seviyesi ve 3785 liradan yarım fiyatlanırken 7547 lira Cumhuriyet altının son seviyesine işaret ediyor. Altını konuşalım. Sayın Coşar, şimdi hem alternatif araçlar neler olabilir diye soracağım. Altın güçlü bir aday mı? Buraya baktığımızda da küçük geri çekilmeler yaşanıyor. Öncesinde 1000 liranın altı alım fırsatı derdik. Oradan bir çıkışa geçti. Dolayısıyla yeni alım fırsatı seviyeleri nereler olabilir altın için? Şimdi altını iki türlü değerlendirmek lazım. Bir ons bazında, bir TL bazında. Ons bazını değerlendirirsek altın geçtiğimiz 200 sene yatırımcısını memnun etmedi. Değer kaybetti. Bunda Fed'in de parasal sıkılaştırma sürecinin etkisi vardı. İşte bu parasal sıkılaştırma sürecinin sonuna geliyoruz. Bu sebepten dolayı da altın onsunda yukarı doğru bir hareket gördük. İşte 1650'den 1700'lere, daha sonra 1900 dolarlara doğru hareket gördük. Bir düzeltme yapabilir. Aşağı doğru normaldir, yükselişin düzeltmesini yapabilir. Ama ben 2023 yılında 2000 küsür dolarla altınları göreceğimizi düşünüyorum. Yani bir kere altın dolar bazlı olarak kazanç sağlama açısından bence bu sene avantajlı. Hani bu fiyatlardan olmasa bile biraz gerilerse 1800'lere doğru alım için bakılabilir. TL bazlı bakarsak, TL bazlı yatırım geçen sene yatırımcılarını üzdü altın. İşte bütün ürünler %100'ler mertebesinden gitmişken, enflasyon çok daha yüksekken altında ve dolarda getirilerin düşük kaldığını gördük. İşte bu sene bu durum bir miktar değişebilir diye düşünüyorum. Bu açıdan gram altın yine avantajlı olur diye düşünüyorum. Hem dolarda olası bir hareketlenme, aynı şekilde ons altında olası bir yükseliş gram altına yansıyacaktır. Bu açıdan gram altın her fiyattan, gerilediği her fiyattan, işte 1200'ün aşağısı, 1100'ün aşağısını görmez sanmıyorum ama 1100-1200 arası seviyelerden alım yapılıp beklenebilir diye düşünüyorum gram altın tarafında. Piyasalarda son durum ne? Yatırımcı ne yapsın sorusuna Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar'la yanıt aradık. Sayın Coşar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve değerli izleyenler, Ekonomi 7/24'te şimdi birlikte bir haber turuna çıkacağız. Dünden bugüne taşıdığımız sıcak başlıkları, yeni günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. O başlıklarımız gelsin. Kritik düzenlemeler var. Hem içeride hem dışarıda neler oluyor? En önemli başlıklardan biri hiç şüphesiz EYT düzenlemesi. Uzun süredir pek çok kişinin beklediği kritik bir başlık. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. Düzenleme bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Orada bir kademe olacak emeklilikte. Teklifin en geç gelecek hafta salı ya da çarşambada yasalaşması hedefleniyor. Böylece ilk maaşlarsa Mart'ta alınabilecek. Peki emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam edenler ne olacak? Onlar için her EYT'li çalışan için 5 puanlık bir prim indirimi yapılacak. İkinci başlığımıza gidelim. Ekonomiye güven arttı. Bu bilgiye nereden sahibiz? Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ocak ayı verileri gösteriyor. Ekonomide güvenin Aralık ayına göre arttığına işaret ediyor rakamlar. Ocak ayında güven endeksi eşik değer olan 100'ün altında kaldı. Ama buna rağmen bir yılın en yüksek seviyesinde olduğunu söylemek mümkün. Ve Borsa İstanbul'da bir bilanço döneminden bahsettik. Bu bilanço döneminde banka bilançoları bu hafta gelecek. Bankacılıktan da iyi kar rakamları gelmeye devam ediyor. Aslında rekor kar seviyeleri. BDDK verilerine göre sektörün net karı geçen yıl %366 arttı. Böylece 433,5 milyar liraya kadar yükseldi. Bir haber katılım finans şirketi ile ilgili. Katılım finans kefalet şirketi aslında. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni kurulacak katılım finans kefalet şirketine Hazine ve Maliye Bakanlığı da %4 oranında hisseyle katılacak. Bunun amacı ne? Bu şirketin amacı işletmelerin finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyacını karşılayabilmek. Dünya ile devam edelim. Küresel ekonomide neler oluyor? Dünyada başlıklara doğru bir uzanalım. İlk haber uluslararası para fonundan. IMF
büyüme tahminini yükseltti. Bu büyüme tahmini Ekim'de açıkladığı küresel ekonomiden bahsediyoruz. %2,7 seviyesinden %2,9'a yükseldi. Enflasyonla ilgili tahminini ise geriye doğru çekti Uluslararası Para Fonu. Yine küresel enflasyondan bahsediyoruz. %6,6'ya geldi. Bütün bunlara rağmen IMF'nin tespitlerine göre büyüme hızının yavaşladığını ve tarihi ortalamasının bu rakamlarda bile dünya için altında kaldığını üzerine basalım. Türkiye'den de bahsetmek lazım. Türkiye için ekonomik büyüme tahminini ise hem 2022, 2023, 2024 için de korumuş oldu. Bu yıl için %3 olarak büyüme rakamını sabit tuttu. IMF büyüme toparlanacak dese de özellikle Avrupa ülkelerinden biraz daha moral bozucu haberler geliyor. Alman ekonomisi 2022'nin 4. çeyreğinde beklenmedik şekilde %0,2 daraldı. Oran her ne kadar küçük gözükse de bu seviye Almanya'da bir durgunluk yani resesyon sinyali verdi. Ülke yıllık bazda da beklentinin altında büyüdü. Devam edelim. Sıradaki başlığımız petrol fiyatları ile ilgili. Petrol fiyatları da Fed'in faiz kararı öncesinde geriliyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş 85 doların altında seyrediyor hali hazırda. Rusya'nın ihracatında artış olduğuna dair göstergelerden de hiç şüphesiz etkileniyor. Gözler OPEC toplantısında olacak bu başlık için. Son başlığımıza gidelim. Yatırımcılara bir uyarı geldi. Yayının başından bu yana biz böyle bir merkez bankaları haftası olduğundan bahsediyoruz. Burada kritik başlık Fed. Uyarıysa yatırımcılara Morgan Stanley'den geldi. Fed'in faiz kararı öncesi yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayabileceği uyarısında bulundu. Fed'le savaşmayın, Fed'le savaşmayı bırakın dedi. Bu hayal kırıklığına gerekçe olaraksa kuruluş aslında hisse senedi piyasasında bir rally'yi kaçırma endişesiyle yukarıdan maliyetlenme olabileceğini ve Fed'in adımlarıyla pek çok şeyin her an değişebileceğini gösterdi. Haber turumuz böyle. Bir başlığa daha detaylı olarak gideceğiz. Enerji az sonra uzman bir konukla konuşacağımız bir başlık ama önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını hatırlayalım. Elektrik fiyatlarında düşüşün devam etmesi durumunda Mart ayında indirim yapılabileceğini söyledi Bakan Dönmez. Dönmez sanayinin kullandığı doğalgazda yapılan indirimlerinde enflasyonun düşüşüne katkı sağlayabileceğini açıkladı. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayı içerisinde de bir indirim söz konusu olabilir. Sanayide kullanılan doğalgazda tavan fiyatın 3600 liraya düştüğünü anımsattı. Böylece maliyetlerde %15'e varan düşüşten faydalanılacağını söyledi. 2022 Kasım ayından bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam %24 ila %38 oranında bir indirimde gerçekleşmiş oldu. Enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katıldı. Gündeminde Karadeniz gazı ile ilgili devam eden çalışmalar da vardı. Doğalgaz işleme tesisinin inşaatını da %90 tamamladıklarını söyledi. 30 yıllık ihtiyacı karşılaması beklenen Karadeniz gazının vatandaşa indirim olarak döneceğinin altını çizdi. İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Bakan Dönmez, Umman'la yapılan gaz anlaşmasının detaylarını da ilk kez paylaştı. Umman'dan yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkanımızda söz konusu. Bakan Dönmez, Saros Körfezi'nde konuşlandırılması beklenen 3. FSRU gemisinin bir hafta içinde Türkiye'de olacağını belirtti. Enerji gündemindeki sıcak başlıkları TESPAN Başkanı ve enerji uzmanı Oğuzhan Akyener ile konuşacağız. Sayın Akyener, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ederim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sıcak bir takım haberleri, son dakikaları vardı dün kamuoyuyla paylaştı. Şimdi burada
çok kritik nokta elbette doğrudan tüketiciyi ilgilendiren konular. Bir doğalgazda indirim gördük sanayiye yansıyan. Şimdi onun dolayısıyla elektriğe yansıması olmasını bekliyoruz. O indirim süreci neye bağlı? Ne olabilir? Ne kadar indirim yaşanabilir? Faturaya nasıl yansıyabilir? Evet. Aslında indirim planlamalarını yaparken şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Türkiye doğalgaz ve elektrik perspektifinden okuduğumuzda aslına bakarsanız devletin zaten ciddi sübvansiyonlarıyla bu rakamları korumaya çalışıyor. Yani mesela Avrupa'da hani Avrupa'daki piyasalardaki ya da mesela Avrupa'daki doğalgaz piyasaları ya da bizim bünyemizdeki EPH piyasalarındaki doğalgaz ve elektrik fiyatlarını karşılaştırdığımızda eş zamanlı olarak bireysel tüketicilere yansıyan rakamları karşılaştırdığımızda Türkiye ve Avrupa nezdinde büyük fark görüyorsunuz. Bu işte Türkiye'nin bu süreci sübvansiyon sistemiyle halka en azından minimum miktarda yansıtarak süreci yönetmeyle alakalı aldığı hamlelerden kaynaklanıyor. Ama şimdi şu an günümüzde geldiğimiz sürece baktığımızda küresel ölçekte özellikle biz hani daha çok Avrupa piyasalarından etkileniyoruz. Doğalgaz noktasında ve elektrik piyasalarında hemen hemen benzer rakamları genelde yakalıyoruz. Hani İngiltere hariç. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaten Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları şu an normale düştü. Yani normal seviyelerde yaklaşık 15 dolar bölü MMBTU civarında bir doğalgaz spot piyasası söz konusu. Beklentin daha altında mı demek bu söylediğiniz? Tabii yani şöyle söyleyeyim, biz bu kışı çok daha zor geçirilecek diye tasavvur ederken aslına bakarsanız Avrupa da bu şekilde düşünüyordu. Özellikle bu gaz fiyatlarına yönelik tavan fiyat uygulaması ciddi anlamda etkisini gösterdi. Kışın tamam soğuklar başlamaya başladı. Yani şu an soğuklar başladı. Hava koşulları buraya kadar destekledi. Öte taraftan Rusya'nın bütün gazı kesilmedi. Hani bunların hepsi üst üste koyulduğunda Avrupa en azından algısal anlamda da rahatlattı. Şu an o tavan fiyat uygulaması sebebiyle yüksek dalgalanmaların önü kesildi. Öte taraftan Asya piyasalarında da ciddi Çin'deki büyüme oranları istenilen seviyede olmadı. Hatta petrol fiyatları da biraz bundan etkilendi. Mesela Ocak ayı büyüme oranlarına baktığınızda istenilen hedefler yakalanmadı. İşte bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bütün kuzey yarım küredeki bu hava koşullarına da bağlı olan denklem Avrupa'da fiyatların artık normal seviyelere gelmesine sebep oldu. Yani şu an pandemi öncesi kış aylarında Avrupa'daki ortalama fiyatlar neyse şu an o. Yani şu an bir enerji krizinden söz edemiyoruz. Şu yani an için. Rusya-Ukrayna meselesine arka arkaya üst üste böyle misilleme şeklindeki yaptırımlara rağmen bir sıkıntı yok. Hala da yeni tavan fiyatlar konuşuluyor. Şimdi önemli bir nokta işaret ettiniz. Biz de petrol fiyatlarına bir yandan bakalım. Orada bir düşüş de yaşanıyor. Bu sizin de altını çizdiğiniz gibi biraz büyümede o beklenen ivmenin olmamasından da kaynaklanıyor. Bu hafta Fed var. Onun beklentisi var. Dolayısıyla biz petrol fiyatlarında nasıl bir seyir bekleriz? Şimdi 84'lere düştü. O rakamları bir alalım ekrana. Nereye geldi? Brent petrolünde olduğu fiyat. Hızlı bir düşüşü görüyoruz bu hafta. Evet. Bu hafta bahsettiğimiz hususlar noktasında yani Fed'in açıklayacağı kararlar hani bir olası bir faiz artışı olması durumunda hani doların güçlenmesi petrolü baskılamak anlamına geliyor. Böyle bir algı söz konusu Çin'deki büyüme oranları ve özellikle Avrupa ülkelerindeki negatife yaklaşan büyüme ortalama anlamında konuşuyorum. Büyüme oranları haliyle talebin düşeceği ya da istenilen seviyelerde artmayacağını vurguladığı için algısal anlamda fiyatların biraz olsun aşağı yönlü baskılanmasına sebep oluyor. Öte taraftan OPEC Plus'ın daha doğrusu daha önce aldığı kararı devam ettireceği hani kesinti şimdi noktasında. Bir toplantı var. Tabii yarın bir toplantı var. Şimdi bu toplantıda da eski kararların devam edeceği beklentisi söz konusu. Ama şöyle bir şey var biliyorsunuz 2 milyon varil civarında bir kesinti söz konusuydu ama zaten hani bu 2 milyon tamamen Rusya zaten bunu arz edemiyordu. Ama Rusya'sına bakarsanız özellikle geçen ay o arz miktarını arttırdı. Hani özellikle gayri resmi satışlar noktasından yani mesela şu an tavan fiyat uygulaması getirilmesine rağmen Rus petrolüne yönelik Rusya satışlarına devam ediyor. Bu zaten haliyle fiyatları aşağı yönlü çekici bir argüman oluşturuyor. Öte taraftan bu yine Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması da bir sigorta gibi Brent petrolün çok yüksek seviyelerin ulaşmasını engelliyor. Çünkü bir taraftan yine gayri resmi satışlar ya da daha doğrusu Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan talebi ciddi anlamda artarak devam ediyor. 2,5'luk bir düşüş var değil mi? Yaklaşık %2,5'luk bir gerileme yaşandı petrol fiyatlarında. Daha da düşmesini bekliyor muyuz?
Yani çok da düşmez. Yani çünkü yukarı yönlü kaldıraçların baskılama ihtimali de yüksek. Yani ne diyelim, bir 83'lere 81'lere kadar düşse bile o 82, 88, 89 dolar bandında bir dalgalanma izlemesi daha muhtemel gözüküyor. Hatta yani çok büyük bir olay olmazsa sene sonuna kadar dahi bu sürecin devam etmesi muhtemel. Bizim için aslında petrol fiyatlarındaki gerileme ekonomik tablo açısından anlamlı. Tabii. Bir de yeni gaz meselesi var. Şimdi Merkez Bankası da bir hesaplama yaptı orada ve yeni gaz rezervinin Türkiye ekonomisi için nasıl bir katkısı olacağı, işte aylık gelebilecek 10 metreküp nasıl kullanılacağı vesairesini hesaplıyor. Özellikle cari denge üzerinde olumlu bir etkisi olacağını söylüyor. Tabii. Karadeniz gazından bahsediyoruz. Biraz o son durumu konuşalım. Orada son durum ne? Ve ne zaman biz artık o gazı kullanmaya başlayacağız? Bununla bağlantılı olarak da tabii nasıl bir yansımasını göreceğiz? Evet. Ya bildiğimiz kadarıyla zaten proje hiçbir aksaklık olmadan hani büyük bir çalışma akabinde takvimine göre ilerliyor ve inşallah Mart ayı içerisinde, Mart ayı sonu olabilir. Yani şurada bir şey kalmadı. Artık kendi gazımızı sistemimize basmaya başlayacağız. Yani bu Mart ayı içerisinde ilgili hani kuyulardan tesislere, Filyos'taki tesise basıldıktan sonra BOTAŞ hattına bağlandığı andan itibaren hani o gaz aslına bakarsanız hanelere, konutlara ulaşmış anlamına gelecek. Bizim için günlük 10 milyon metreküplük bir gaz tedariği söz konusu olacak ilk fazda. Daha sonra bu günlük 40 milyon metreküp'e çıkartılacak belki 2027'li yıllarda. Onunla alakalı da takvim işleyecek. İşte bu bağlamda şöyle söyleyelim. Bunda bir problem yok. Bu haliyle piyasaları, özellikle EPH'teki spot piyasaları aşağı yönlü kolaylıkla oynatacak bir hamle olacak. Öte taraftan bakın, mesela şu an Umman'la bir LNG tedariğiyle alakalı bir anlaşma imzalanıyor. Öte taraftan Bulgaristan'a bir gaz sağlamayla alakalı, Bulgaristan'a gaz ihraç etmeyle alakalı bir anlaşma imzalanıyor. Hatta Türkiye bütün Balkan piyasalarına şu an göz kırpıyor. Hani size de gaz verebiliriz gibi. Bunların hepsi bünyemizde oluşturduğumuz EPH piyasasının çok daha güçlü bir merkez haline gelebilmesiyle alakalı elimizi güçlendiriyor. Algısal anlamda bizim müzakere kabiliyetlerimizi artırıyor. Yani şimdi mesela siz Umman'la masaya oturuyorsunuz. Umman'la masaya otururken hiç gazı olmayan bir Türkiye olarak oturmak başka. Ya ben zaten bir gaz üreticisiyim, sen bu gazı bana ver olarak oturmak başka. Yani algısal anlamda dahi, ya da bundan sonra yapacağımız hani mesela önümüzdeki sene İran'la kontratımız bitecek. İran'la kontratımızı yeniden güncellerken muhtemelen şu an müzakereleri sürüyordur. İşte bu bağlamda bütün müzakerelerde elimizi güçlendirici bir argüman olarak da cebimizde duruyor. Yani fiyatı belirleme bağlamında bize bir güç veriyor. Kesinlikle. Bir gaz merkezi, ticaret merkezi olmamız noktasında da en önemli hedefimiz aslında fiyat belirleyen bir merkez olabilmek. Evet. Burada hemen dün Bakan Dönmez de altını çizdi. Daha önce de gündeme gelmişti zaten. Şubat ayında bir gaz zirvesi de yapılacak. 14-15 Şubat zannederim tarihi. Burada dünyadaki o rezerve sahip ülkeler, tedarikçiler, alıcılar hepsini bir araya getirecek. Bu zirveden ne bekleriz? Şimdi bizim o merkez konumumuzu biraz daha güçlendirecek galiba bu zirveye sahipliği yapmak. Tabii Türkiye'nin bu bağlamdaki zirvelerden hani bir tane değil, birçok yapması gerekiyor. Biz de inşallah Türk Enerji Birliği Kongresi'nde, bu sene yapacağımız kongrede benzer bir ortamı kurgulamayı planlıyoruz. Yani Avrupa'daki tedarikçilerle, özellikle Türk dünyasındaki, pardon, Avrupa'daki alıcılarla Türk dünyası özelindeki tedarikçileri bir araya getirme. İşte yani sadece Türk dünyası olarak bakmamak lazım. Şu an zaten Enerji Bakanlığı'nın planladığı sistemde bütün hani Irak, Doğu Akdeniz gibi farklı hani diğer yakın coğrafyamızdaki olası tedarikçiler de bu bağlamda masada olacak. Yani öte taraftan bakın, şimdi Umman'dan gaz gelecek Türkiye'ye. Türkiye'de gazlaştırıldıktan sonra yine Balkan piyasalarına belki gönderilecek. Hani bu bağlamda EPH piyasasının güçlendirilmesiyle Katar dahi bu denkleme dahil olabilir. İşte bu ülkelerin hepsine baktığımızda Türkiye'nin sadece boru hattı gazlarıyla olası tedarik edebileceği miktarlar, doğru yatırımlar da yapılır, yatırım ortamları geliştirilirse 2050 yıllarında 200 milyar metreküplere kadar ulaşıyor. Yani Türk dünyası, Irak ve Doğu Akdeniz'den bahsediyorum sadece. Hani buna Katar, Rusya gibi ülkeleri de eklediğinizde belki 300 milyar metreküplük yıllık bir hacme ulaşılabilir. Bunun bizim ihtiyacımızın
üzerinde çok üzerinde ortada. Tabii çok çok üzerinde. Yani işte bu şu anlama geliyor. Yani 300 milyar metreküplük Avrupa'daki bütün piyasalardan daha büyük bir piyasa sistemi kurgulanması anlamına geliyor. Türkiye'nin direkt hani bırakın bütün Avrupa piyasası, hani biz Avrupa piyasalarından etkileniyorken şu an için daha sonra Avrupa piyasalarının bizim piyasamızdan etkileneceği bir modele doğru sürecin evrilmesi anlamına gelebilir. Tabii bu zor bir süreç ama adım adım bu şekilde başlanarak yönetilmesi gerekiyor. Enerji Bakanı yine bu tür müjdeler geldikçe ve bu sistem oturdukça bunun da indirim şeklinde yansıyacağını söyledi. Şimdi kendi gazımızı, enerjimizi, kaynağımızı bulmamız da elbette fiyatları düşürecek tabii bir unsur. Fiyat belirleyecek, sizin biraz önce söylediğiniz gibi pazarlık gücünü artırmış bir ülkede alım maliyetlerini de şüphesiz düşürecektir. Bütün bunların yansıması ne olur? Şimdi oradaki gazın miktarından, enerjinin miktarından bahsederken de ne kadar süre yeter diye bir tartışma var. Bunlar tabii ortalama hesaplara göre yapılıyor ama önemli bir kaynak olduğu da belli. Ama bir maliyet de var çıkarırken. Dolayısıyla tabii bizim yerli gaz meselemiz ne kadar nihai tüketiciye yansır? Yani nihai tüketiciye aslına bakarsanız şöyle, şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bizim piyasaya vereceğimiz gazın maliyet perspektifinden baktığımızda, ya sonuçta Azerbaycan'dan bir gaz geliyor ama Azerbaycan'daki üretim maliyetleri de düşük değil. İran'dan gelen gazın üretim maliyetleri de düşük değil. Ya da Doğu Akdeniz'den olası gelebilecek kaynakların da maliyetleri düşük değil. Üretim maliyetleri düşük değil. Bir de öte taraftan bunların Türkiye'ye ulaştırılmasıyla alakalı bir dünya tarifeler var. İlgili boru hatlarına ödenen. Bu perspektiften baktığımızda en ucuz gaz kesinlikle Türk gazı olacak. Yani bunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha tabii hangi fiyattan piyasaya sürülecek? Bu bir soru işareti. Sonuçta üreten devlet ve yine satan da devlet olduğu perspektifinden baktığımızda. Ama yine de fiyatları düşürücü bir etkisi olacağını kesinlikle rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte taraftan cari açığı dengeleyecek. Hani bütün fiyat mekanizmalarını bir kenara koyduğumuzda. Genel ekonomik görünüme de bir katkısı olacak. Kesinlikle katkısı olacak. Öte taraftan bakın mesela şimdi doğalgaz fiyatları direkt olarak elektrik fiyatlarını etkiliyor. Çünkü ya mesela 2022 ortalamasına baktığımızda elektriğin %33'ünü neredeyse doğalgazdan ürettik. Tamam bu oranı biz yavaş yavaş azaltmayı planlıyoruz. Yenilenebilire kaymaya çalışıyoruz. Kömür fiyatları da düştü. Hani onu da vurgulamakta fayda var. İşte bunların hepsi elektrik fiyatlarının düşürücü birer argüman olarak karşımızda. Ama doğalgazdan öyle hemen vazgeçmek söz konusu olmayacak. Doğalgaz geleceğin en önemli enerji kaynağı olma yolunda ilerliyor. Türkiye'nin de doğalgaz tüketimi artacak bu perspektiften baktığımızda. Yani doğalgaz noktasında ne kadar yerlilik oranına kavuşursak elektrik denklemini o kadar rahatlatma, fiyatları o kadar rahatlatma imkanına kavuşacağız. Buna da yenilenebilirle şüphesiz katkı vermeye tabii devam edeceğiz. Ama burada depolama meselesi de çok kritik bir hale geliyor. Hele de tüketimimizden fazla bir enerjiye sahip olacağımız gerçeğini, o hedefleri düşününce. Şimdi üçüncü bir FSR yüzer gemi gelecek. Ne ifade ediyor o? Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımıyla karşılanacak. İşte zannederim bir haftası var. Ne bekleniyor ondan? Ne ifade ediyor Türkiye'nin bu bağlamda daha mobil şekilde de bir depolaması olmasıyla? Evet. Şimdi Türkiye bu yüzer elenci tesisleri sürecine birçok ülkeden çok daha önce başladı. Hani bunun avantajını kullanıyor. Nerelerde çünkü var şu anda? Yani şu an Mersin'de var. Bir tane yeni Saros'a gelecek. İzmit'te var. Türkiye'nin bu İzmit'e gelen üçüncü olacak. İki tane yüzer İki tane de sabit LNG tesisi var Türkiye'nin. Bir de mevcut depolama tesislerimiz var biliyorsunuz. Silivri'de ve Tuz Gölü'nde. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda işte 2, 4 ve bir tane daha 5'e şeyleri de saydığımızda 7'ye çıkacak. Ya bunların hepsi şu anlama geliyor. Son gelecek olan nerede olacak? Saros'ta. Saros'ta. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Türkiye'nin ya siz özellikle yüzer LNG tesisleri şu anlama geliyor. Hani LNG karaya kuracağınız LNG tesisleriyle uğraşmadan çok daha pratik. Sonuçta gemi geliyor. Orada siz denize çıkış noktalarını yapıyorsunuz. Hani ilgili gemiyle bağlantı noktalarınızı sağlıyorsunuz. O gemiyle hızlı bir şekilde doğalgaz alıp sisteme bağlayabiliyorsunuz. Yani spot piyasalardan daha hızlı yararlanmanızı sağlıyor ya da uzun vadeli kontratlar noktasında elinizi güçlendiriyor. Ya da sisteme giriş kapasitenizi ciddi anlamda arttırabiliyorsunuz. Yani mesela diyelim o ilgili tesisin, yani şu an kurulacak tesisin günlük tedarik kapasitesi yaklaşık 15 milyon metreküp ise sizin zor zamanlarda mesela yaklaşık İran'dan aldığımız günlük hacme tekabül ediyor yaklaşık olarak. Ki mesela siz sadece böyle bir durumda İran'dan gaz alamadığınızda buradan sağlama yapabileceksiniz. Uluslararası piyasalardan daha fazla gaz alabileceksiniz. Bu da bir pazarlık gücü. Bu da bir pazarlık gücü.
üzücü. Öte taraftan şimdi ya mesela şimdi Bulgaristan böyle bir imkanı yok. Türkiye üzerinden almak istiyor. Türkiye'nin de böyle kabiliyetleri var. Bu sayede gaz ihraç edebilir, pozisyon elde edeceksiniz. Şimdi yenilenebilir de o depolamayı da yaptığımız zaman, yapabildiğimiz zaman başka bir şey olacak değil mi? Biraz oraya da ihtiyaç var. Tabii. Yani yenilenebilirdeki depolama tabii elektrik depolamayla alakalı. Şu an yenilenebilirdeki elektrik depolama ile alakalı hani geliştirilen mevzuatlar özellikle Türkiye'nin yenilenebilir alanındaki yeni yatırımların önünü açmaya da entegre edilmiş durumda. Çünkü siz bir depolama kapasitesi vaat ediyorsanız ilgili oranda diyelim kurulu gücünüz varsa buna bir depolama kapasitesi ilave ediyorsanız ilgili oranda kurulu gücünüzü arttırabilme özgürlüğünüz olacak. Lisanslayabilme, lisansınızın kapasitesini geliştirebilme özgürlüğünüz olacak. Öte taraftan hiç böyle bir imkanınız yoksa kuracağınız tesisle yeni bir hani GES ya da RES kapasitesi oluşturabileceksiniz. Böyle bir lisans imkanı doğacak. Öte taraftan biliyorsunuz elektrik piyasaları şeye göre hani dönemlik ve hatta günlük olarak hani gündüz bir birimken akşam üç birime kadar çıkabiliyor. Yani bu fiyat dalgalanmalarını daha rahat yönetebileceksiniz. Daha az kurulu güçle daha fazla elektrik talebini karşılayabilir ve bu dalgalanmaları yönetebilir duruma geleceksiniz. Bu açılardan çok önemli. Tabii şunu vurgulamakta fayda var. Hani ciddi anlamda elektrik depolamaya meyil var Türkiye'de. Elektrik depolama ile alakalı da çok daha fazla tesis kurmamız lazım. Yoksa para hani ithalat noktasında bu ekipmanları dışarıdan ithal edeceksek para yine dışarıya kaçacak. Bunu önlemek gerekiyor. Bu uyarıyla noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Oğuzhan Akgener, TESPAN Başkanı ve Enerji Uzmanı Oğuzhan Akgener. Enerjideki sıcak başlıkları değerlendirdik. Bugüne noktayı koyuyoruz efendim. Yarın sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde en güncel rakamlarla, uzman yorumlarıyla, yeni haberlerle karşınızda olacağız. Saat başındaysa gelişmeler Cengizhan Cevahiroğlu'nun sunumuyla satır başında.